Vahimilik kavapxana. Bu joy bir oyning oldida noyit qizidigan, noyit bazar topgan kavapxana edi. Lekin hozir bu joyning darvozasiga pecha silingan edi. Bu joyning bir oy avvalgi qizg'inligi, shu vaqtki odamlarning varang-churunglardan asar yo'q edi. Hozir shu varang-churunglarning o'rniga shamolning pecha silingan darvoza yuchiqlaridan varqirab odamni shurken durdigan bir xil ovozi anglanib turatdi. Balkim sizlar bundoq sodisi avat, bundoq qiziydigan kavobxona nemishqa taqilib qolgandi. Nemishqa darvozasiga pecha silinib qolgandi deb qiziqayotgan bo'lishinglar mumkin. Garchi bu ish bir oy burun bo'lgan bo'lsa-mu, men o'ylasam tenimni bir xil qo'rqinish bosdi. Adilning bir oy burunqa holati ko'z oldimdan faqatla ketmagan edi. Buning vahimasida nechta kecha uxlayolmagan edim. Adil asli bu kavobxonani bu joyda jinba, alvastiba degan o'sak so'zlarga qaramay ijoraga olgan edi. Bu joyni ijoraga olgandan keyin Adilning sodisi nihoyat yaxshi bo'lib ketdi. Lekin ba'zi ishlar Adilning diqqatini tortib qoladi. Ba'zida Adil qo'yib qo'ygan narsalar joyidan boshqa yoqqa yetkilib ketadi. Adilning go'sht to'g'raydigan kichik uyidan onchi-munchi g'ayri ovozlar chiqadi. Adilning eng diqqatini tortqini kichik uydagi Adil go'sht to'g'raydigan ustalning orqasidagi par edi. Chunki har kuni qorong'u tushish bilan tangla bu pardan g'ayri ovoz chiqadi. Adil bu pardiki suning ovozi edi, buningga ancha diqqat qilib ketmagan edi. Adil dukanni baldurlataqab uyga qaytadi. Chunki u bir kun kavob pishirib, noyit charchab ketadi. Bugun xeridalar chiqib bo'lganlik sababidan dukanni noyit vaqtcha taqashga majbur bo'ldi. Hamma sut uyquga ketgan bo'lib, kecha noyit jimjit edi. Adil oxirgi xeridorni uzatib etib, dukanning sirtidagi kavob jo'sini yig'ishtirib otdi. Timtos kechish omili Adilga hamra bo'lib otdi. Dukanning oldidagi daraxt yopirmoqlari noyitni qo'rqinchli shildirlaydi. Adilning ko'nglini bir vahima bosdi. Adil jo'zlarni yig'ishtirib bo'lib, kavob xonaning ichiga asta qadam oldi. Endi Adil go'sht to'g'raydigan uydan birsining go'sht to'g'rayotgan ovozini angladi. Adilni yana qo'rqinish bosdi. Adil nima bo'lganligini bilmay, asta uy tarafga qarab ketib o'tdi. Go'sht to'g'raydigan uyning chirig'i burunqi yo'riq, nurliq chiroqdan balki g'uva qizg'ish rangda yinib qolgan edi. Adil o uyga qancha yaqinlashgan siri qadamlari ostilab, putqo'llari titrab, badallarda jon qolmagandek his qilib o'tdi. Adil o uyning derisidan qaradi. Adil noyita qo'rqinchli bir ishni ko'rgandek qildi. Qo'rqib ketganidan ko'z chanoqlari sirtiga chiqib ketay dedi. Adil go'sht to'g'raydigan ustalning ustidagi pichoq o'zi harakatlanib o'tdi. Adilni bir vahima u uyga tortib o'tdi. U uydagi burun quproq qattili yo'q edi. Bu uydan noyita mudhish puroq chiqib turadi. Dal shu chaqda Adilning putini bir narsa noyita ching tutdi. Hamda u uy tarafga osta-osta so'rab epmoqdi. Adil noyita qo'rqib ketib, qattiq kuchi bilan uning qo'lidan ajirish uchun tepchaklab otdi. Adil qo'rqqanidan Qutqizinglar! Qutqizinglar! Deb to'ladi. Adilning ovozi faqat unlik chiqmay otdi. Hamda shu daqiqada shu kichik uydagi g'ayri ovoz chiqadigan par turbisidan qizil suyuqlik eqib chiqib otdi. Adilning og'zini bir narsa ching tutib olganda qiladi. Adil qat'iy boshqalarni yordamga chaqiramadi. Tuyuqsizlar bir sinib. Adil! Adil, sen bağ mı? Kavap alay digen.
degan ovozi bilan bu ishlar tuyuqsizli asliga qaytdi. Adil esini bilganda qilib qarsa, u uyning bosiq usti yetib qolgan edi. Adil osta o'rindan turib, sirtqa chiqdi. Amdi kelgan xeridorga ko'pning tugiganligini, do'konni yig'ishtirib, uyga qaytmoqchi bo'lganligini aytib, darvozaga qulib pisiblar uyga qaytdi. Adil shu kecha qatti yaxshi uxlayolmadi. Hamda beshidan o'tkazgan bu reallikni faqatla qabul qilolmadi. Bu faqat tushim o'xshaydi deb o'yladi. Lekin u yana ko'p qaniq berib, ko'p sotmasa bo'lmaydi. Chunki Odilning boshqalarga beradigan nurg'un qarzi bor edi. Shunga tirishib pul topmasa bo'lmaydi. Ats Odil yana kundikidek sahar turib, ko'p xonaga qarab yo'l oldi. U qarmoqqa noyit cho'ng'ir xiyollarga cho'kib ketgandek, bir nimalarni o'ylab ming'otdi. Odilning chiroyi bir xil totirang'o bo'lib, kechadan faqat yaxshi uxlamaganda qilatdi. U kundiki odati bo'yicha qalo qo'y go'shtlarini sotadigan bozorga keldi. Hamda shu yerdan go'sht olmoqchi bo'ldi. Odilning ko'zi tuyuqsizla go'sht kesayotgan qasobning qo'lidagi pichoqqa tushib qoldi. Odil bu pichoqni bir yerda ko'rganday qilatdi. U qasobdan so'radi. Aka, bu pichoqni nedan olgan? Ajabmi chiroyli pichoqkan. Qassob Akash hodiqqinicha Odilga surlik ovoz bilan javob qaytardi. Bu pichoq inim, men kalo so'ygan chaqda ashuning ichidan chiqqan. O çağda şundaq tatlışıp ketken. Hazır bunu aqatıp işiltip atdım. Amma naytı ötkör, yaxşı bir piçaq bu, dedi. Adil birdem turup qaldı. Hamda qaytadan öz əksigi kelib, göş elib kavabxanağa qaytdı. Adilin könlünü bir xil qorqunış çırmıwağan idi. Adil kündiki adıtı boyuca tazlıq qaldı. Andın göş toğraydığan öyge kirib, göş toğraşqı tayarlıq qaldı. Akşamki bo'lgan ishlarni faqatli unutmagan edi. U shu holda go'sht to'g'raydigan ustalning kayniga kelib, parga qarab baxdi. Bu parning akşamki holatidan aslo xabar yo'q edi. Kundikidekla noyitda jimjit edi. Chunki hozir texa qorong'u tushmagan vaqt. Adil go'shtlarni to'g'rab bo'pla, kavob o'tkazishga boshladi. Dal shu chaqda Odilning dukanining yinda dukan ochilgan qo'shnisi yang familiyalik og'inisi kirib keldi. Hamda Odil bilan qizg'in paranglashqash Odilga yordamlashdi. O'sh kisining paranglari bakli qizib ketgan edi. Ular qizg'in paranglar bo'lish jarayonida kovobni qanday qilib o'tkazib bo'lganligini bilmayli qoldi. Yang familiyalik og'inisi kovobni o'tkazib bo'lib, Odilga xo'sh deb o'zining dukaniga chiqib ketdi. Odilning xeridorlari do'koniga kelishga boshladi. Odil kovob pishiray deb kovobtonning oldiga keldi. Odilning doridami qutisi kundikiga faqatla o'xshamay qoldi. Odil doridarmay qutisiga qarab cho'chib ketdi. Chunki doridarmay qutisida azaldan ko'rib baxmagan noyit qo'rqinchli bir o'milchik turardi. Odilni yana qo'rqinish bosdi. O, tayyarlab olgan yangi dori-darmakni elib keldi. Hamda kovobni pishirishga boshladi. Bugunmi Odilning sodisi noyit qizib ketdi. Odamlar bak ko'p bo'lib, ularning paranglari noyit qizib ketgan edi. Odilning do'konining ichi to'shib, yana kundikidek do'konning sirtiga jo'zlarni ip chiqib tizdi. Odamlar bak ko'p bo'lib ketgachga, varang-churingda Odil qandoq bo'lib kash kirib ketganligini bilmay qoldi. O bugün mü yine keş kaladığan boldi. Adamlar mı kavablarını yap bulup, pivi işkeş paranlarını tügitip, öylerge koytişdi. Yerim keçi boğan idi. Bugün tönügünkügi oxşaş, ondak şamal mı çıkmagan idi. Onun aldıdaki darakla şamal çıkması mı lanışıp duratdi. Adil bek çarçap ketken boğaş, onunla dikkat kımmagan idi. O sırtdiki jo'zlarni yig'ishtirib,
Dükkan içige ekirip bopla kavap hanının dervası aldığı geldi. Hem de dervasını baldurla takap öyge kayıtmakçı baldı. O kavap hanı içideki ayrım hanıdaki cozlanı tekrar etlemegen edi. Tuyuksuzla göç doğraydıgan küçük öyünün işge içilip getti. Adılını yine vahimi besişge başladı. Adıl göç doğraydıgan üstelinin kendiki pardın çıkan korkunuşluk avaz tekimi küçüşge başladı. O avaz şu kadar sırlık ki onu tılı bilen tasvirle gele bombaydı. Bu avaz hodda berlerini çakırvatkan dekkalat. Дәл шоқчағда Адылның яң фамилілік ағынысы Адылның еніғі кіріп келді. «Адаш, дүкәнді тақымапсан ғой. Бүгін мәмі кеш қалды», деді. О, Адылға пиві ішкеш параңнышыны етті. Адыл мақұллықыны білдіріп, азырақ кауап пішіріп пиві ішмекчі болып, гөш тоғырайдыған өйге кірді. О, болған әхваланы яң фамилілік ағынысыға етай деп мұ, пәкәтлі тілілін чықырамады. Adıl özünün ışıltı atkanı piçkinin orunda kasapının koldu köygen piçak duratdı. Adılını yanı korkunuş bastı. Bırak o hiç iş bambıgandak azıraq göç doğrap zıkkı ötküzüp kovaptanın aldığı kelip pişirişkı başladı. O doğru derme kutusuğa yeniş yenişlap karıp koyattı. Adıl kovapını pişirip olup yan famililiğinin yeni gımandı. Әмді de uçtum tut, doğru dermek kutusuğa kösip kaldı. Doğru dermek kutusu da ele kadar galite haşarettin bir neçe tal bop kalan idi. Yan familili pardın çıkan gayri avazını anlap kalan bu ğaş adılığa. Adaş, ağayınge kırıp bakaydı, nem boldı? Dedi. O işkisi astı kademle bilen göç toğraydıgan kiçikkini öyge karıp mandı. Ola o öyge kirip göç toğraydıgan üstelinin kaynigi qaradı. O avaz hazır parının içi de su çıkıvatkan avazdak anlangan idi. Yan famililik. Adaş, boldi, hiç kısı yok, sunun avaz gen, dedi. Adıl boğan ehvallani yana eyt almadı. O işkisi pevi işkeş, kavap yap, yana kısıgın paranlığa çüşüp getdi. Adılının kolkığa елігі қорқынышлық авас яны аңланған дәк қылып тұратты. Әмді Адылының қалбіні бір вәхімі чірмі оған еді. Ян фамилілік Адылға бүгін қыз достын айырылып кәткәлікіні етті. Әмді мәс боғычы ішіп, қауап қанды етіп келешіні ойлады. Адылының пәкәтлі бұ жайды ятқысы йоқ еді. Адыл бұ гәпні аңлап, қалбідігі вәхімі текімі күчейіп кәтті. O işkisi arağını xeylili köp işken idi. Yerim keçib oldu. Ətrap, naiti cimcet. Əmmisi süt uyqığı kətken bolub. Eşkim birə avazını sezib, oyğındıqandak əmmis idi. Adıl bilən yan famililik ayrım xanığı kirib yetib qaldı. Adıl bək yerib kətken bu qaş yetiblə uyqığı kətdi. Yan famililiknin qulqığa pardan çıqqan vəhimilik avaz yana anlanışqı başladı. Yan famililik gözünü yumuş bilən tən onun yüzlərini bir nəsə sılğanda qılatdı. Yan famililiknin qalbini qorqınış bastı. Dəl şu çağda o işkisi yatqan ayrım xanının işki qeyş qılğan avaz bilən eçilib getdi. Yan familiyelik adılını oyuğa tışka, ya ki işini yipişka cüret kılanmadı. Çünkü o bek korku atattı. Hem de yan familiyelik yatkan yanın astıdan bir nesi min vatkan da kılıp, yan familiyelikini orundan kötürüp etti. Bu nerse adılının astıdan mı ötkeş, adıl mı oyuğunup getti. Adıl yan familiyelikke, ''Adaş, işini nemige içi vettin?'' Сып кеттің мұ? Дәп қойып, яны ойқығы кетті. Бұ дәл таң сүзілдіғанға, яны бір саат қаған вақыт еді. Яң фамилілік, яны ұқлиян бәді.
Yan familiyenin kosqı da bir nersi midirlavatkan da kılattı. Vahimlik kavapxana. Odel doğru dermek kutusudaki odil körgen yelik korkunuşluk aşarat edi. Yan familik nait korkan hal etdi. Neme bu? Dep tolu etdi. Hem de bir nemeleni kılıp aşaratını urup peski düşürüp etdi. Yan familik bu yedi yitip kağınıga nait pışayman kığan edi. Çünkü 20 net yaşı kirgiçe bunda qadisiga yoliqib baxmagan yang familiyalik texmi qo'rqib ketgan edi. Adil go'sht to'g'raydigan uyning chirig'i g'uva yorib qoldi. Yang familiyalikning ko'zi u chiroqqa tushdi. U chiroq nuri Adil bilan yang familiyalikning chiroyini g'uva ko'rsatdi. Endi yang familiyalikning ko'ziga bir nimalar ko'rinadi. Qorazning chillig'an ovozi bilan tang so'zlashga boshladi. Tatlıq uyqudan uyğanğan taksi şoförləri, koçu optus şoförləri bu kavapxanda bolğan işlamı tang süzlüşi bilan jimib qaldı. Kavapxana aşo sırlıq, aşo qorqınışlıq haltıdan yana jimjit holatqa qaytdı. Yan familiyalik Adilni uyğatmayla kavapxana hoylasığa çıxdı. Odal quyosh chiqayotgan tarafqa qaradı. Quyoshning atrofidagi aşo güzel çıraylıq mənzirə yan familiyalikning gözüge görünmedi. Yan familiyalik çöçüp getdi. Yan familiyalikning gözüge görüngini qip qızıl qan rəngi idi. Yan familiyalik bir keçi uxlamğanlıq səbəbidən onun gözləri işib qızırıp getgen idi. O Adilni uyğıtıp birlikdə naşt qılışqa öyge kirib geldi. Adil, turaydaş, naşt qılımız, deyip Adilni uyğatdı. İkisi yüzlerini yuyup, naşt qılğılı getdi. Yan familiyalik mi Adilga boğan ehvallarını et almadı. Hem de Adilga, adaş, bu cayda yatmasam babdiken, akşam bir keçi uxlayamadım, deyip koydu. Hem de Adilga, kavapxanını baldır taqap, baldır öyge qaytışını etip koydu. Adil mi çüşengendek baldı. İşkisi naştısını kıp olup, yani kızgın parağın bilen bop getip, Adil'nin göç aldığın vaxtımı bopka ağırlıkını ıntıp kaldı. O işkisi şu kadar yıkan dostladın ki, küçük vaxtıdan tatıp belli oynap, belli külüp yörgen boğaş, olanın mihri muhabbeti qeyrindaşlarının gidimi çoğunkır edi. Ola her kandak işini bir-bir sütün yoşırmay, naiti udullu dep, bir-bir sütün beslet alattı. Lekin akşam yan familiyalik köygen, onun aldın günü Adil köygen işlani ola bir-birsige eytanmadı. Çünkü her işgelisinin kalbi de bir nese bu geplani eytma. Eytma dep işkisige besim kılavatkan dektor attı. İşkisi naştık boğandın kin Adil yeni göç ağırlık etti. Adil künde göç aldıgan yege batı. O künde göç aldıgan dukanının egisinin ornıga nait oğruk, kardıp getken. Köz çanakları işçige kirip, aralı gep kıldığan barısı duratdı. Adil onunğa heran kaldı. O aldın günü körgen helik piçak, bugün nait kardap getgen idi. O oruk adamdın soradı. Aka, men tünügün göşağın adam yok mu? O adam Adil'a nait boş avazda cevap kaytırdı. O minin enem, o ağırıp kağın. Bugün onun dükünüğa men karap yere vattı men. Dedi. Adil göçünü elip dukanı kaytdı. O kündeki dek dukallarını tazladı. Hem de göç doğraydıgan öyü kirip göç doğraşkı başladı. O akşam köygen piçak yok idi. Onun əzəldin işiltuvatkın piçiki üstelinin üstüde duratdı. Adil göçlerini doğrap bulup kavap ötküzüşki kireşti.
Yan familik ağınısı dükkanı takıp koyup Adıl'ı yardımlaşkılı kırdı. Hem de Adıl bilen birlik hop ötküzgeş özünün bir cayığı berip sayat kıp gelmekçi boğalıkını etti. O cayığı berip bire ayçı turup kaldıgalıkını dedi. Bola şu paranla bilen boğup kaupnumu ötküzüp boldı. Hem de Adıl'a dükkanı baldır takıp kaytışını. Vakta da tamak yiyişini eğitip Adıl bilen hoşlaştı. Adıl mı ağınısı bilen hoşlaştı. Bu kıytım Adıl ağınısıdın mengülük ayrılıp kaldıgandak könlü naiti buzulgan idi. Adıl yan familikini kaytı çakırdı. Adaş, hoş. Aman boğun. Yakşı oynap gelgin. Sen kegen çağda Adıl tohtap kaldı. Nemi deyişini belmedi. Çünkü Adıl'ın kalbideki vahime bundak geplerini değişiki toskallık kıgan bulup Adıl eş nemini diyemedi. Yan familik mi? Bolu da adaş, könlünü yerim kımma. Ben mi kelime? Ben kegen çağda işkimiz başkaya gibi yerip oynap gileyli. Dedi. Bu işkisi şundak kılıp hoşlaştı. Adıl yana dükkanı kırdı. Xeridarla yana kilişki başladı. Adıl bir gün başkıçıla turattı. Yazdı hemisi ısıp tarlap yürse, Adıl naiti kattık muzlap ketuvatkanda kes kılattı. Adıl bir gün dükkanını baldur takap, öyge kayttı. O öyge meniş çariyanı da yana bir nemi ağış vatkanda kılattı. Adıl kokkınıdın arkısıgı yeniş yenişlap karıp koydu. Etrap cimcet. Lekin kaup hanı bilen boğan arlık yerak bosu mu? Adıl'ın kulkıga pardın çıkan avaz yana alınışkı başladı. Adıl korkup öyge yugardı. Adıl'ın işkinin aldıdaki koç çirigi bugün başkıçılı yenip durattı. Hudde göç doğraydıgan küçük üyünün lipildap durgan helikı vahimlik çirigi dek lipildap durattı. Adıl öyge yugarıp kırıplı oğlap kaldı. Ats yana seher durup işlerini devamlaştırdı. Adıl kaplarını ötküzüp bulup, xeridar kütüylişki başladı. Tün perdisi asta yipildi. Etrapni karangoluk bastı. Bu karangoluk bilen tan Adıl'nın kalbini yana vahime bastı. Kapkanıdaki adamların kızgın paranları, nakşi eğitişleri Adıl'nın kulkığa girmeydi. Adıl'ın kolkığa göç doğraydığın küçük öyden çıkan helik vahimelik avaz yana anlaşkı başladı. Adıl bugün bek keş kaldığın dektör attı. O heridarlarını baldır kaytınla diyelmeydi. Çünkü o pul tapmasa pekat bulmaydı. Adıl bugün yana keş kaldı. Bugün başkçıla turattı. Adıl'ın kalbideki vahime tihimi küçeyken idi. Adıl'ın dükünü aldıdaki derekle Adıl'ın dükünü tarafki ilgili vatkandek görünetti. Adıl dükkan sırtıdaki cozlanı yığıştırdı. Hem de kaupkanı hoylisideki cozlanı yığıştıray depmaktı. Adıl kaupkanının hoylisiga kırıp geldi. Kaupkanının yipilip ketmüsün dep mehkem bağlap koygan dervasisi dan kılgan avaz bilen yipildi. Adıl korktu. Onu yana vahimi bastı. Adıl'ın kavap sıkları şarak şıkı başladı. Adıl göç dağraydıgan öydün vahimlik avaz çıktı. Şu vakitte Adıl'ın yüzüden bir nesi sürülüp ötüp ketkendek kaldı. Hem de tuyuksuzla kavap hanının tokları. Adıl'ın tokunu aldıdaki koç çırakları bırakla ötüp kaldı. O tekime koktu. Del çoçakta Kaupkan'ın içindeki göç doğraydıgan öyünün çırığı guva yoradı. Adıl telefonun çırığını yandırıp dervaz tarafı karıp mandı. O öyge kaytışınla oylaydı. Dervaza kıya içildi. Dervazdan bir sikirip gelip atattı. Adıl. O kokkundan dervaz tarafı karadı. Dervazdan kırıp gelgen kişi bolsa Adıl doğumluk göç aldığın helik kişinin oruklap ketken aksiydi. O pekatla okşamaydı. Onun köz çanakları kırıp ketken joylardan kıyıp kızıl suyuqlık ekuat attı. Adıl mayt korkup gitip kutkuzonla dep vakırmakçı boldı.
Adil'nin avazı pekat çıkmadı. Adil midirleyemmedi. Hem de helik adam o Adil'nin hiniğe asla kelevat attı. Adil nemişki midirleyemmeyi otkalıqını bilmey putuğa qardı. Adil'nin putu da helikı doğru dermek kutusudaki korkunuşluk aşaretten işkisi turattı. Ova yorvatkan çırak nurdaki göçte uğraydıgan öyden korkunuşluk avaz mod hiç bırak küçü işki başladı. Hem de o öyden kanğa okşay suyuqlık ekip çıktı. Adil kokup yandaki ayırım hanıga kaçmakçı boldı. O işki kadem ilişiğe ilikki oruk adam kaoptan aldığa geldi. Adil'nin gözü kaoptanın üstüdeki zıkkı ötküzülgen göçlüğe dikildi. Ötküzülgen göç bulmasın belki adamın sesip yetken parmakları, çırıp yetken işki azaları idi. Adil korkup dervazıga qaradı. Dervazının kulübü takılıp dervaza nait çın yıpılgan idi. Üstüdeki haşaretle tihimi köpü işki başladı. O öyden çıkan mod hiç bırak. Korkunuşluk avaz. Korkunuşluk haşaretlerinin midirliği alır. İlikki oru kıyrının kaoptan aldı da sesip getken barmaklığa karab turuşu Adil'nin cinini çıkarıp iteyle digen idi. Adil derhal yan familylik ağınısını esik aldı. Onun bu telefon kaldı. Yan familylik ağınısının müziki kongırkının ornığa göçte uğraydıgan öydeki üstelinin kendiki pardın çıkan korkunuşluk avası çıkıp atattı. Adil telefonu taşlıp etti. Bu çağdal tansızlıdığanga bir yarım saat vakit kalan idi. Adil'nin putudan aldı hitim tutkandaki pernesi tutup Adil'in söreşki başıldı. O kattık tüpürüldü. Lekin o nersinin koludun kutulanmadı. Adil'nin avazı mı çıkmayla kaldı. Adil'in ait küçep herket kıgan boğaş Adil'nin put kolu da mağdur kanmıgan idi. O nersi Adil'in küçük öykü söyrep ekirişki başladı. O öydeki göçte uğraydıgan üstelinin üstüdeki piçak naiti canlı kalette özü herketlini vatattı. Adil'nin belinin töveni o öyünün işkiden kırıp boğan idi. Adil'nin bedenige şilimşik suyuqlık deydi. O kan idi. Dəl şocağda korkunuşluk aşaretten birisi gelip Adil'nin yüzüge çıkıp aldı. Adil kutkızınla adep toğlap eğizi yuğan içilip kaldı. Aşaret Adil'nin eğizi kırdı. Hem de Adil'nin kanini birine sıkkandak kaldı. Adil'nin közlerden kan çıkışkı başladı. Tan gördü. Etrap cimcet. Kaupkana işçidin takaklık. Bugün kaupkana içilmedi. Kaupkana aldıdaki birine çütüp derek kurup kaldı. Adil'nin heridarları kaupkana gelip kaydı. Ola Adil'a telefon kısımı Adil'nin telefonu elinmedi. Ola nimboğalıkını bilmedi. Hem de Adil'nin dükünü aldıdaki derekinin korup kağalıgını körüp. Neymiş boldı? Adil'a neym boldı? Neymiş ki yokap gidiydi digende hiyallanı kıldı. Bir hepte vakit öttü. Kaupkana yani içilmedi. Kaupkanının hem yeri koyuk ömünçük doğru bilen kaplanıgan idi. Soğuk şamal kaupkana dervasıdan çıkıp durattı. Adil'in ağınısı kaytıp geldi. Hem de Adil'in öyüge bağdı. Adil öydü yok idi. Adil'nin öyüge ne çükün kem geldi ki o öyünün rəssiz haltıdan çıkıp durattı. Yan familylik Adil bilen Adil'nin kaupkansıda konup kalan helikli işini əsledi. Hem de bir neçi dostunu elip Adil'nin kaupkansıga bağdı. Kaupkanı dervasını bir amal kılıp açdı. Kaupkana naiti cimcit idi. Bu kaupkanının cimcitliğini eş yerden tapalmaydı. Yan familylikinin burnuğa bedboy bir pırak oraldı. O göç toğraydıgan küçük öyge qaradı. O öyümü naitte meynat halda turattı. Adil! Adil! Dep toğladı. O kaupkanının hacethanısıga qarap mandı. İşki kadar mağa mağmayla Adil'nin cestini baykadı. Korkup ketkin edin. Hem de yıkın buradırdın ayrılıp kağalıkını körüp kattık yığıldı. Şunun bilen bu kaupkana takaldı. Dervası peçetlendi. Kişiler
Kovobxananing oldidan o'tishdimmi, qo'rqadigan bo'lib qoldi. Kovobxona oldidagi necha yog'och kesib tashlandi. U yog'ochlarning ko'tikidan qizil suyuqlik oqib to'xtab qoldi. Bir necha haftadan keyin yang familiyalik do'stini bu tragediyalik voqeani unutolmagach, boshqa yerga ko'chib ketdi.